Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 2 Temmuz günlerden pazar. Bir kez daha haftayı birlikte noktalıyoruz. Bugünkü tabelamız nedir? Bugünkü tabelamız huzur arıyorum. Nereden çıktı bu diyecek diye sorarsanız bugün efendim aşağıda internette böyle gezinirken ülkelerin barış endeksi olduğunu gördüm. Bu hesaplanmış ve oraya baktığımda aslında şunu fark ediyorsunuz. Ülkeler ne kadar huzurlu ya da ne kadar huzurlu değiller. Buna göre hesaplanan bir endeks. Neye göre nasıl hesaplandığını birazdan bülten içinde anlatacağım size. Ama siz de Twitter'dan, Instagram'dan bize huzur arıyorum etiketiyle neden huzur aradığınızı, neden huzursuz olduğunuzu, neyin sizi huzursuz ettiğini mesela yazabilirsiniz elbette. Bültenimizin içinde de epeyce konuşacağımız şeyler var. Ama önce manşetimize atalım efendim. 9 günlük bayram tatilinin sonuna geldik artık. Sonuna geldik ama tatil bitti, çilesi henüz bitmedi. Dokuz günlük bayram tatili sona erdi, tatilcilerin dönüş trafiği başladı. Binlerce kişi tatil bölgeleri ve memleketlerinden yaşadıkları şehirlere dönüyor. Pazartesi günü işbaşı yapacaklar, sabah saatlerinde düştü yollara. Trafik yoğunluğu her geçen saat arttı. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Araç kuyruğu kilometreleri buldu. Otogar ve havalimanları da yoğundu. Yolcular sıcak havada saatlerce yollardaydı. Dönüşler karabalık. Yoğun bir şekilde talep var, yolcular geliyorlar. Yani. Türkiye'nin öbür ucundan geliyorum, Van'dan geliyorum. Yollar bayağı kalabalık. Bolu'da çok kalabalıktı. İsmit tarafında kalabalıktı. Düzce tarafında bayağı bir kalabalık var. Bolu tarafında bir saate buldu. Tem otoyolunun ve D100 karayolunun Bolu geçişinde, D200 karayolunun Ankara Kırıkkale yönünde de yoğunluk gün boyu devam etti. İstanbul-İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Tatili turizm kenti Antalya'da geçirenler de konakladıkları otellerden kentlerine doğru yola çıktı. Yoğun trafikten bunalanlar kontak kapattı. Aydın'da tatildeydik işte, dönüş yolu, iş yerine gidiyorum. 2 saatten beri böyle yani bu trafik. Yol tıkalı. Kenara çektim, dinleniyor. Biraz zor açılır bu trafik. Akşamın olmasını bekleyeceğiz. Emniyet ekipleri de yol güzergahlarında ulaşımın aksamaması için gün boyu denetimdeydi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dronlardan faydalandı. Emniyet şeridini kullanan, kuralı ihlal eden 89 sürücüyü bu yolla tespit etti. O sürücülere toplam 361.696 lira para cezası kesildi. Para cezası tek başına yeterli mi acaba? Onu da sormak gerekiyor. Şimdi Fahrettin Koca Sayın Bakan açıklama yapmıştı. 18.000'e yakın trafik kazası meydana gelmiş sadece 9 günde. Yani tüyler ürperten bir rakam, korkunç bir rakam. Acaba bunun sebebi nedir? Düşünmemiz gerekiyor. Yollarımız mı kötü? Ya da eğitimsizlikten mi oluyor? Ya da bir başkası cezalar işte. Cezalar kesiliyor ama yeterli mi? Değil bunlar. Ya da hepsi birden mi? Bizim bünyemizde bulunuyor bunların. Kural tanımıyor muyuz? Kurallara ihlal mi ediyoruz? Mesela sizin mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Sokaklarda, caddelerde hız kessin diye arabalar, bariyerler yapılıyor. Tümsekler yapılıyor. Tümsekler. İşte artık o tümsekleri sadece sokaklarda, caddelerde değil, rezidansların otoparkında da görür hale geldik. İşte AVM'lerin otoparkında da sürekli tümsek görür hale geldik. Niye? Çünkü levha koyuyorsunuz, ya okumayı bilmiyor, eğitimini almamış onun. Ya tanımıyor o levhayı, kural tanımıyor ya da işte ceza kesiyorsunuz, kesersen kes umursamıyor. Ne yapıyorsunuz? Sen bu kadar medeni değilsin deyip, bu kadar eğitimli değilsin deyip işte yollarınıza, otoparklarınıza tümsekler koymaya başlıyorlar. İşte biraz kurallara uymamız gerekiyor ve kurallara uymayan insanlar sadece kendi canlarını da yakmıyorlar. Bazen kendilerine hiçbir şey olmuyor ama başka canları yakıyorlar.